Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Soma'da, Erzincan İliç'te müessip bir hadise olmuştur. Bu Türkiye'nin adeta kaderi haline dönüşmüştür. Elbette ki ülkemiz çok zengin, tarım yataklarına, su yataklarına, maden yataklarına ve de güneşine, denizine ve kumuna sahip. Maden yataklarımızda çeşitlilik arz ediyor. Demirimiz var, bakırımız var, volframımız var, altınımız var, nikelimiz var, kömürümüz var. Bu çeşitlilikten elbette ki istifade etmek isteriz. Elbette ki Türkiye zengin olsun, başka ülkelere muhtaç olmasın, bunları ithal etmesin, hatta bunları ihraç etsin. Bir yandan parası Türkiye'de kalsın, bir diğer yandan da bunları satarak da çok ciddi şekilde zenginliğe katma değer sağlasın. Mesela Manisa'da nikel madenleri var. Çaldağ'da, Turgutlu Çaldağ'da nikel madenleri var. Burayı İngiliz şirketi almıştı. Açık liç usulü yapmak istedi. Buna müsaade edilmedi ama nikel madenleri Gördes'te var. Gördes'te Zorlu Holding bunu kapalı liç usulü yaptığı zaman herhangi bir suyumuza veyahut da bitkimize, nebatatımıza, havamıza zarar vermediği de ortaya çıkmıştı. O zaman bu kürsüden yine konuşmayı ben yapmıştım. O zaman İktidar Partisi'nde milletvekiliydim. Bazıları itiraz ediyorlardı. Gelin bu madenden tesislerin kurulmasında geri kalmış ülkelerin veya kalkınmakta olan ülkelerin tesislerini kullanmayalım, malzemelerini kullanmayalım, teknolojisini kullanmayalım. Gelin Finlandiya'nın, Güney Afrika'nın, Amerika'nın, Kanada'nın, Avustralya'nın kullanmış olduğu teknolojik malzemeleri kullanalım demiştim. Ve onlar da yapıldı. Zorlu'ya da teşekkür ediyorum. Ama gördüğümüz şu ki, buraların çok ciddi şekilde denetlenmesi gerekiyor. Denetim mekanizmalarının zayıf olduğunu görüyoruz biz burada. Ve bu özellikle Erzincan'daki altın madeninin çıkartılmasıyla ilgili çok fazla feveranlar var. Çok fazla konuşmalar var. Buraların aynı zamanda çet raporlarının verilmesiyle ilgili istifamlar var, şayiler var ve şaibeler var. Değerli milletvekilleri, burada bu madende yaşanan facia ilk değil. Daha önce Soma'da da oldu. Manisa Soma'da bir maden kazasında 301 kişi vefat etti. Ve bunun üzerine meclis bir araştırma komisyonu kuralım dedi. Kurduk, ben de içerisindeydim. Manisa milletvekilleri olarak beraberce çalıştık. Bütün Manisa milletvekilleri birlikte o komisyonun üyesiydik. Tam 7 ay çalıştık. 7 ay boyunca görmüş olduğumuz tüm yanlışların raporlarını getirdik, yazdık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na teslim ettik. Kaç sene geçmiş? 2014'te 13 Mayıs 2014 yılında bu maden kazası oldu. Hemen akabinde bir araştırma komisyonu kuruldu. Tam 7 ay sürdü ve de bizim vermiş olduğumuz rapordaki önerilerimize hiç kimsenin kulak vermediğini gözlemliyoruz. Eğer kulak vermiş olsaydınız bu 10 sene içerisinde daha yeni 2022 yılında Amasya'da 42 vatandaşımız öldü. Kömür madeninde öldüler. Altın madenlerinde zehirlenmelerinden tutun da bununla ilgili kömür madenlerde göçüklere kadar kaçak ruhsat verilmelerine, kaçak ruhsatsız çalışmalara kadar denetimsiz bir şekilde bunlar yapılıyordu. Siz 10 yıl içerisinde neden bunlarla ilgili doğru dürüst bir çözüm önerisi bulmadınız? Bulamadınız. Niçin bulamadınız? Çünkü meseleyi samimi olarak incelemiyorsunuz. Ve de buradan yabancılar geliyorlar, Türkiye'de ruhsatlar alıyorlar. Ve de geçen gün maden odaları ziyaretime geldiler. Söylediler, eskiden dediler çok fazla kişi ruhsat alıyordu. Şimdi bu ruhsat vermeleri kısıtlamaya başladılar. Ve de hem bir yandan duygusallık devreye giriyor, hem bir diğer yandan da kendileri burada tekelleşmenin önünü açıyorlar ifadesini kullanmışlardı. Değerli milletvekilleri, gördüğümüz şu ki, buralarda denetimin olmadığını görüyoruz. Denetlemenin olmadığını görüyoruz. Soma'daki şöyle söylüyorlardı. Ben iyi müfettişleri, denetçileri tenzih ederim. Rakı balık, ayvalık diyorlardı. Buraya gelen müfettişler geliyorlar, patronlar tarafından ağırlanıyorlar, ayvalığa götürüyorlar. Ardından da bu insanlar hiçbir şey yokmuş gibi maden ocağı çok güzel, teknoloji çok güzel, insan kaynakları çok güzel, işçi eğitimi çok güzel, işçi güvenliği çok güzel, iş güvenliği çok güzel diyerek raporlar yazıyorlar. Peki bu kazalar niye oluyor? Değerli milletvekilleri, dünyanın her ülkesinde hemen hemen maden çıkartılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Güney Amerika'da, Güney Afrika'da veyahut da Kanada'da, Avustralya'da, Çekya'da buralarda madenler çıkartılıyor. Peki oralarda iş kazaları oluyor mu? Oluyor. Çok nadir oluyor. Peki bu iş kazalarında hakikaten ölenler oluyor mu? Oluyor ama çok nadir, çok az sayıda insanlar ölüyor. Yaralananlar hemen hemen yok gibi buralarda. Ama bizim ülkemizde ölümlere baktığınız zaman şu an burada İliç'te kaç kişinin göçük altında olduğunu bilmiyoruz. Hatırlarsanız Elbistan'da da aynı şekilde bir göçük meydana gelmişti. Toprak kayması meydana gelmişti. Ve o toprak kaymasında hala daha insanlar oralardan çıkartılamadı. Niye bizim teknolojimiz yok mu? Niye bu teknoloji...
Son bir dakika Sayın Özdağ, lütfen. Ve şunu söylemek isterim değerli milletvekilleri, burada tesise deprem, su kaynakları ve nehirlerin korunması bakımından bilimsel gerçeklere aykırı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca nihai ÇED olumlu kararı verildiği raporlanmış. Burada ÇED raporlarını veren Murat Kurum, yani bir bakan ve kalkıp özür dilemesi gerekiyor bu bakanın. Ve aynı zamanda daha vahim bir şeyden de bahsedeceğim. Bir yandan bu araştırma önergesinin kabul edilmiş olması, araştırma komisyonu kurulmuş olması iyidir. Ama tepkileri azaltmak adına yapılmamalıdır. 10 yıl önceki raporun açıklanmasını ve tekliflerimizin burada kanun olarak geçmesi gerekiyordu. Şimdi niye getiriyorsunuz böyle bir şeyi? Demek ki başarısızsınız. Demek ki kötü yönetmişsiniz. İyi denetleyememişsiniz. Demek ki buralarda başka şeyler var. O nedenle bir de Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz Bey'in söylediklerine kulak vermenizi rica ediyorum, istirham ediyorum. FAO'dan diyor insanlar geldi. Balıkesir'de, Aydın'da ve Bursa'da valiler kabul etmiş. Teşekkürler Sayın Özdağ. Ben değerli milletvekilleri, Büyük Millet Meclisi'ni saygıyla selamlıyorum. Evet, dün Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Hepimiz çok üzüldük. Siyanür ve sülfürik asit atık dağları korkunç bir şekilde çöktü. Söylenen 8-9 dönümlük bir blokun 100 dönümlük araziye yayılması şeklindeydi. 9 kişi dendi ama bununla da ilgili birçok söylenti var. İnşallah kurtulurlar. Allah ailelerine bağışlasın. Siyanür ve sülfürik asit atık maddeleri akıyor. Milyonlarca ton zehirli atık Fırat Nehri'ne doğru ilerliyor sayın milletvekilleri. Fırat'a ulaşırsa milyonlarca insan ve hayvan zehirlenebilir. Sadece Türkiye değil, Fırat'ın bütün o barajları düşündüğünüzde ve Fırat'ın suyunun Orta Doğu'ya doğru gittiği düşünüldüğünde gerçekten bölge için çok büyük bir tehlike. Yani korkunç bir çevre faciası yaşanabilir. Yetkililerce bu toprak kayması ile akan zehirli kimyasalların Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatıldı deniyor. Dua edelim değerli arkadaşlar. Önlemler alınana kadar yağmur ve kar yağmasın. Fırat Nehri madenin 350 metre altında. Genel Başkan Yardımcılarımız bugün Erzincan İliç'te incelemeler yapıyor. Sayın vekiller, İYİ Parti olarak daha önce yani 2021 yılında iki genel başkan yardımcımızın içinde olduğu bir heyet o bölgeye giderek madenin insanlara, çevreye ve doğaya verdiği zararı yerinde gördü. Durumu ve vehametini raporlayıp bakanlıklara yolladılar ve kamuoyuna açıklama yaptılar. Ben ise bu altın madeniyle ilgili çok detaylı raporları inceleyerek 17 Mart 2022'de hem Enerji hem de Çevre Bakanlığı'na çok detaylı şekilde sorular sordum. Evet, önergemizde Çöpler Altın Madeni'ne dair çevresel etki değerlendirilmesi raporlarında belirtilen olumsuz görüş ve risklere vurgu yapmış, tesise zararlı kimyasal atıkların barajlama ve depolama hakkı verilmediği, tesisin yeraltı depolama alanı yatırımı yapmadığı ve çalışma sahası çevresinde birçok aktif fay hattı bulunduğunu belirtmiştim. Hatta herhangi bir terör saldırısı olduğunda hangi önlemleri alabilme ihtimallerinin olup olmadığını sormuştum. O zaman bildiğiniz gibi Çevre Şehircilik Bakanı, şimdiki İBB adayı olan Murat Kurum tarafından soru önergesine verilen cevapta
maden sahasında faaliyet sırasında izlenecek tüm parametreler, izleme sıklıkları ve alınacak tüm önlemlerin bakanlık tarafından takip edilmekte ve değerlendirilmekte olduğu söylendi. Neticede bu önergeye verilen cevapta çözüm mahiyetinde hiçbir hususa değinilmedi. Anlaşılmaktadır ki önergemize verilen cevabı ilgili bakanlık değil, maden ocağını işleten firma hazırlamıştı. Cevap bana 14 Haziran 2022'de geldi. Hatırlayın, bu cevaptan bir hafta sonra Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeninde, yani 21 Haziran 2022'de siyanür çözeltisinin taşındığı boru patladı. Madeni işleten Anagold madencilik firmasına göre 20 metreküp, madende inceleme yapan bilirkişi heyetine göre 210 metreküp siyanür çözeltisi toprağa karıştı. Bu atıklar Fırat Nehri ve havzasına karıştı. Altın madeni siyanür sızıntısı nedeniyle 16,4 milyon liracık ceza kesilip faaliyeti durduruldu ama 3 ay sonra yeniden faaliyete başlandı. Ayrıca şirketin hep duyuyoruz, 12 Mart 2023'te yürürlüğe giren yasa tasarısıyla yaptığı vergi affı anlaşması uyarınca 7,2 milyon ABD tutarı da vergi, faiz ve cezayı sıfırladı. 1,4 milyon dolar nakit ödeme yaptığı basına yansıdı. Madende çıkarılan altın, gümüş, bakır, belki daha da çok değerli madenler büyük bir kısmı ABD'ye götürülüyor değerli vekiller. Türk ekonomisini kalkındı. Buyurun tamamlayalım lütfen, son bir dakika. Kalkındırılacak, yer altındaki çok değerli serveti alıp yurt dışına götüren bu maden gelecek nesillerin temiz doğasını da zehirle katlediyor. Korkunç atıkları olan yer altındaki Fırat Nehri'nin ve yer altı sularının milyonlarca ton suyunu kullanan madenin tabiatta yarattığı tahribat çok büyük. Muzdur Dağı'nın %70'i altın madenine tahsis edilmiş vaziyette. Devletten 25 yıllığına işletme hakkını aldığı madende altın, gümüş, bakırın yanı sıra çok değerli soy metalleri, sülfürik asit ve siyanür dahil öldürücü 23 farklı zehir kullanarak çıkartan şirketin Türkiye'ye ödediği paranın azlığı ise milli servetimizin nasıl heba edildiğinin boyutunu ortaya koyması açısından trajikomik. Söylenecek çok söz var sayın milletvekilleri ama sürem yetmiyor. O yüzden teşekkürler Sayın Sunak. Sayın Başkan, Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri, dün Erzincan ilimiz İliç ilçemizde maden sahasında meydana gelen ve hepimizi üzen toprak kayması ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve televizyonları başında bizleri izleyen aziz Türk milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Erzincan İliç'te dün 14.28'de bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 madenci kardeşimizle ilgili yetkililerden aldığımız bilgiler neticesinde 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı, bir şoför kardeşimizin de kamyon içinde başka bir bölgede olduğu tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına 1070 personel, 5 drone, 2 kimyasal, biyolojik ve nükleer araç, 5 metale dayarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği ile titizlikle devam edilmektedir. Olayın ilk anından itibaren devletimizin tüm kurum ve kuruluşları koordineli bir şekilde ilçe intikal etmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Maden bölgesine yapılan incelemelerde bu ülkede yaşanmış olan ekonomik, sosyal, toplumsal kriz
anayasasızlık hali her yerde vardır ama doğa alanında kuralsızlık vardır. Ve getirilmek istenen maden yasasında görüldüğü gibi aslında şu anda 5 maddede toplanan başlık altında 4'ünü şu anda ruhsatsız herkes her şeyi yapabilir hale getirmek istenmektedir. Geri çekmeyle ilgili olumlu bir tutum alındığını ancak geri gelirse de bununla ilgili bu halkın ve bu meclisin karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz ve asla buna müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şeyle devam etmek isterim sayın milletvekilleri. Gerçekten dünyanın çöplüğü haline gelmekle karşı karşıya olduğumuzu ifade ettim. Ama aynı zamanda yaşadığımız her yer, nefes aldığımız her yer, yediğimiz gıda bununla tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sevgili grup sözcüsü söyledi. Dünyada yasaklanan siyanürle altınla arama yöntemi neden bu ülke insanlarına veba görülüyor? Neden hala devam ettiriyorsunuz? Kazançlarınızın %90'ının yurt dışına çıktığını söylüyorsunuz ama ben buna inanmıyorum. Çünkü biz aynı zamanda bu uluslararası şirketlerle şu andaki iktidarın görünür olmayan ortaklığı olduğunu düşünüyoruz. Bu paylardan nasibini aldığını düşünüyoruz. Aksi takdirde hiçbir kazancı olmayan, bütün gelirlerini %98'ini yurt dışına gönderen bir anlayışı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla açık açık söylüyoruz uluslararası şirketlerle ve uluslararası şirketlerle yapılan işbirliğinin savcılar tarafından araştırılması gerekir. Aksi takdirde bu memleketin kaynakları, olanakları herkese peşkeş çekilemez. Böyle bir durumu kabul etmek mümkün değil. O nedenle önergemiz şudur. Bu mesele acil araştırmalı. Bunun için meclis komisyonu oluşturulmalı. Bu komisyon çerçevesinde başta İliç olmak üzere bununla ilgili her türlü önlem alınması ama aynı zamanda bahsettiğim gibi birçok ilimizde yaşanan durum çözülmesi gerekiyor. Sadece bu alanda değil ama aynı zamanda hem Kürdistan coğrafyasında hem Türkiye'nin her tarafında yapılmak istenen bu 560 civarındaki bölge haritada tek tek nokta nokta bellidir. Bunların yapılmasının önüne geçilmezse inanın tekrar ediyorum İliç gibi durumlar çok fazla yaşanmasıyla karşı karşıyayız ve o nedenle şunu söyleyerek tekrar toparlamak istiyorum. Biz bu ülkenin kaynaklarını, doğasını, havasını, suyunu, insanlarını bu kadar bedavaya bulmadık. Bu insanlara karşı sorumluluğumuz var ve bu insanların hakları var. Bu hakları savunmak bu meclisin görevi. Eğer bu meclis bu görevini yerine getiremezse inanın tarihte çok kötü bir sorumluluk almış olur ve insanların şu andaki yaşamış olduğu göz göre göre ilmek ilmek söylenmesine rağmen katledilmesinin sorumlusu olur. Bakan bunun sorumlusudur ama şimdi biz bu konuda gerekli çalışma yapmazsak meclisteki bütün insanlar, bütün vekillerimiz de aynı zamanda gerekli sorumlu yapmadığı için bunun bir pratik parçası olurlar. O nedenle kademe kademe bütün bu ilişteki sorumlulukları olan memuru, siyasetçisi ve aynı zamanda hukukçusu ve bununla ilgili gerekli işlemi yapmayanlar hakkında işlem yapılmalıdır. Yapılmazsa bunların yolu açılmaya devam edecektir. O bakımdan bu işlemin yapılmasını biz takipçisi olacağız. Ben 2022 yılında bu ilişteki yapılan o zamanki olayla ilgili suç duyurusunda bulmuştum. Savcılığın verdiği bana soruşturmaya gerek yoktur demişlerdi. Aynı suç duyurusunu tekrar yapacağız ama bu sefer bunun takipçisi olacağız ve bunun sonuçlarını sonuna kadar götürmek istiyoruz. Özetlersem meclisimizin sorumluluğu bu konuda ağırdır. Bu ağır sorumluluğu yerine getirme konusunda duyarlı olmasını, meclis araştırma komisyonunun kurulmasını, bütün milletvekillerinin ayrımsız siyasi parti gözetmeksizin gereğini yapmasını ve bunun çerçevesinde de bu sorumlulukları yerine getirmesini özellikle rica ediyoruz. Bu çerçevede ben hem DEM Parti adına hem de kişisel olarak sözlerimi burada sonuçlandırıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Akın. Değerli arkadaşlarım, önce bir tespit yapalım. İliç'te olan bir kaza değil bir cinayettir. Eğer önceden uyarmışsanız ve bu uyarılara uymamışsanız bu artık bir kaza değil. Onlarca milletvekili arkadaşımız gitti, onlarca öneriler verdik, medya konuştu, çevre dernekleri konuştu ama sen hiçbir uyarıyı dinlememişsin. Artık bu bir kaza değil, bu bir cinayettir. Tam fay hattının üzerine, fay hattının üzerine bakın bu da kırmızı bir siyanür havuzu koymuşsun ve yerleşim yerlerinin hemen kıyısına bir maden alanı açmışsın. Bu artık bir kaza değil, bu bir cinayettir.
Şimdi onlarca canımız siyanürlü bir toprağın altında, siyanürlü kitlenin de Fırat Nehri'ne mesafesi sadece 250 metre arkadaşlar. Tüm Fırat Havzası şu anda risk altında. Romanya'da Şubat 2000, Peru, Bolivya'da 93, Şili'de 65 yılında binlerce kişi öldü. Romanya'daki sadece 100 bin ton topraktı arkadaşlar. Ve Çernobil'den sonra Avrupa'daki en büyük felaket denildi. Şu anda oradaki bahsettiğimiz tam 10 milyon metreküp. Tonaj itibariyle 15-20 milyon tondan, Romanya'dakinden 150-200 kat bir şeyden bahsediyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye siyanür ve sülfürik asit çetelerinin işgali altındadır. Ve biliriz ki hiçbir işgal içeride işbirlikçi olmadan mümkün değildir. İliç'te geçmişte bir İlhan Cihaner olayı var. İlhan Cihaner şirketten rüşvet alan bir FETÖ'cü savcı hakkında soruşturma açıyor. Daha sonra bir gizli tanıkla tutuklanıyor. Bu gizli tanığın daha sonradan bu FETÖ'cü savcı olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Herkes FETÖ'nün bu işe bu FETÖ'cü savcıyı savunmak için dahil olduğunu zannediyor ama bilmedikleri bir şey var. Ya FETÖ o günlerde bu altın madenlerin bizzat işleticisi arkadaşlar. O dönemdeki Koza altın madeninin 5 tane maden sahası şu anda hala da çalışır durumda. Biliyor musunuz bunu? Siyanürle işletilen altın madenleri FETÖ'nün finansmanında ve devleti işgalinde amiral gemisi olmuştur. İşte çöplerde de aynısı. Şimdi o çöplerdeki de FETÖ'den Çalık grubuna geçmiş. Aynen Fas'ta da böyle Koza altının alt teşeronu çalışıyor. FETÖ bu işleri kolaylamak için size tam 20'ye yakın maden kanunda değişiklik yaptırmış. Şunu anlayın. Kim ki bu altın madenlerini savunuyor ise ondan bir menfaati var ve bu işgalin tarafıdır. İşte Binali Yıldırım da bu işgali, bu şirketi savunuyor. İşte Murat Kurum da kurumsal olarak geçmiş bakanlığında buna destek vermiş. Çöpler sahası kimyasal sızıntı nedeniyle 22 Haziran 2022'de kapatılıyor. Sadece 3 ay sonra tekrar açılıyor. Kimin zamanında? Murat Kurum. Madende kapasite artışına gidilmiş. Onayını kim vermiş? Murat Kurum. Kapasite artışı için ÇED gerekli değildir denmiş. Kim demiş? Murat Kurum. Maden alanı Çöpler Köyü'ne arkadaşlar, burada uzaydan görüntüsü var. Çöpler Köyü'ne 250 metre, İliç ilçesine 850 metre, Sabırlı Köyü'ne 850 metre, Fırat Nehri'nin kenarına sadece 250 metre. Ya arkadaşlar, burada tam 2447 futbol sahası büyüklüğündeki bu alan varken sadece 200-250 metre kalmış köyün yanına, nehrin yanına. Siz burayı genişleteceksiniz, kapasite artışı vereceksiniz de daha nereye kadar verebileceksiniz? Yani Murat Kurum, çöplerde nasıl bir fantezi hayal ediyorsun, nasıl bir hayalin var da İstanbul'daki hayalini de anlayabilelim. Bize anlat, bunu anlayabilelim. Şimdi 4 tane savcı görevlendirmişler. Bence savcıları İliç'e göndermeyin. Murat Kurum'a gönderin, Binali Yıldırım'a gönderin. Bakan, vali, hakim, savcı, herkes yardımcı olmuş. Hatta bilirkişi heyetine AKP'li koymuşsunuz. O yüzden siz savcıları İliç'e göndermeyin, doğrudan AKP genel merkezine gönderin. Çünkü bütün bu sorumlular orada duruyor. Türkiye Cumhuriyeti eğer bir hukuk devleti ise Binali Yıldırım ve Murat Kurum hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Çevre felaketine yol açmaktan ve insan canına sebep olmaktan soruşturma açılmaktadır. Hani siz sözlükten suç uydurup da Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyorsunuz, ceza veriyorsunuz ya, işte suçun daniskası burada. İnsan hayatına mal oluyorsunuz, çevre felaketine yol açıyorsunuz. Neredesiniz savcılar? Ama mahkemeler bu dönemde adalet dağıtma uğraşında değil ki arkadaşlar. İktidarla bir olup, mahkemeler iktidarla bir olup muhalefeti dağıtmaya çalışıyor. Al işte 6 tane de bana dava açtılar. Ne için biliyor musunuz? Bakın bundan bir de Fas'ta da var arkadaşlar. Şu gördüğünüz yeşil coğrafyanın bağrındaki bu sarı görüntüye ne dedim ben biliyor musunuz bir hekim olarak? Dedim ki sarı çıba. Ben yeşil coğrafyanın... Buyurun tamamlayın Sayın Adıgüzel. Ben yeşil coğrafyanın bağrındaki sarı çıban dediğim için mahkeme açtılar ve savcı da bunu dikkate alıp sarı çıban dediğim için bana mahkeme açtı. 6 tane mahkemem de benim var. Helal hoş olsun. Şimdi sakın şunu demeyin, işte devlet bu kadar madenlerden para kazanıyor falan filan. Arkadaşlar hiçbir şey kazandığı yok. Size söyleyeyim, bakın çok dramatik gelecek. Şu alan Ordu Fas'ta bunun üzerine fındık ekse, bir yıllık fındık bedeliyle buradaki devletin buradan altından kazandığını fazlasıyla kazanıyoruz. İşte size bedelini anlatmak için güzel bir örnek.
En trajik olan da ne biliyor musunuz? Devlet bu siyanür çetesine 209 milyon liralık vergi affı verdi. Millet kendi toprağını, kendi vatanını savunmak için mahkemelere başvurabilmek için yardım parasıyla gitmeye çalışıyor. Yani toprağı devletten millet korumaya çalışıyor değerli arkadaşlarım. Şimdi siyanürlü kitlenin Fırat'ın kenarına... Meclis araştırması önergeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Meclis araştırması açılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.